Aşağıda Mustafa Kemal'in Marif Kongresi konuşmasından bir bölüm verilmiştir. Doğudan ve batıdan gelebilecek etkilerden uzak, milli ve tarihi karakterimize uyan bir kültürden söz ediyorum. Mustafa Kemal bu konuşmasında kültürümüzün hangi boyutu üzerinde durmaktadır? A. Uygulanabilirlik, B. Özgünlük, C. Çağdaşlık, D. Hukuka uygunluk. Mustafa Kemal hem doğudan hem de batıdan gelebilecek etkilerden uzak, kendimize has, milli ve tarihi karakterimize uygun derken bahsettiği özgünlüktür. Bize has olan bir şeyden bahsetmektedir. Sorumuzun cevabı B şıkkı. Milli mücadele yıllarının en buhranlı günlerinde Mustafa Kemal Ankara'da 1. Maarif Kongresi'ni toplamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kongrede görüşülen konulardan biri olduğu söylenebilir? A. Eğitim sistemi, B. Ekonomik gelişim, C. Askeri stratejiler, D. Uluslararası ilişkiler. Milli mücadelenin en buhranlı yılları derken en zorlu, en sıkıntılı günlerinde Mustafa Kemal Ankara'da 1. Maarif Kongresi'ni yani eğitim öğretimle ilgili konuları görüşmek üzere toplantıya katılmıştır. O zaman sorumuzun cevabı A seçeneğindeki eğitim sistemiyle ilgili durumdur. Cevabımız A şıkkı. Cahillikle, ilkellikle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Mustafa Kemal'in bu sözüyle aşağıdakilerden hangisi ilişkilendirilebilir? Milli egemenliği gerçekleştirmek için çalışılmalıdır. Milli egemenlik yönetimle ilgilidir. Halkın yönetime katılmasından bahseder. Cevaplarımız arasında A şıkkı yok. B'de savaşta topyekun mücadele için halkın desteği gereklidir. Yine öncülle alakalı bir durum yok. Eğitimden bahsediyor çünkü cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaşmaktan daha az önemli değildir. Yani önemlidir diyor. C şıkkında savaşta elde edilecek başarılar ordunun gücüne bağlıdır. Bu da yine öncülle alakalı değil. D şıkkında ise eğitim mücadelesi düşmanla mücadele kadar önemlidir. Aradığımız cevap D seçeneğidir. Maarif Kongresi'nde komisyon tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmayan yabancı ve özel okulların kapatılması kararı alınmıştır. Buna göre komisyonun aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? Ülkedeki eğitimi tek çatı altında toplamak. Elbette Milli Eğitim Bakanlığı, eğer ki bakanlığımıza bağlı olmayan hiçbir okul olmasın istemektedir. Yani bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmasını istiyor. Eğer ki bize bağlı değilse de kapatılsın diyor. Demek ki aradığımız cevap A seçeneğinde var. Diğer şıklara da bakalım. Eğitim sistemini yeniden düzenlemek, yeni öğretim programlarını uygulayabilmek, eğitimin seviyesini medeni devletler düzeyine taşımak aradığımız cevap değildir. Sorumuzun cevabı A seçeneği. Silahıyla olduğu gibi beyniyle de mücadele etmek zorunda olan milletimizin birincisinde gösterdiği gücü ikincisinde de göstereceğine asla şüphe yoktur. Bu sözüne göre Mustafa Kemal için yargılarından hangileri söylenebilir? Eğitime önem vermektedir. Elbette Mustafa Kemal yukarıdaki cümlesinden beyniyle de mücadele etmek derken eğitime önem verdiğini söyleriz. İkincisinde Türk milletine güvenmektedir. Mustafa Kemal birincisinde olduğu gibi ikincisinde de bu gücü göstereceğine asla şüphe yoktur derken Türk milletine güvendiğini gösterir. Üçte yapılacak çalışmalarda kararlıdır. Verilen öncülde Mustafa Kemal'in kararlı bir cümle söylediği açıktır. Dördüncüsünde askeri okul sayısını artırmak istemektedir. Öncülde askeri okulla alakalı, eğitimle alakalı cümleler olsa da askeri eğitimle alakalı bir cümlesi yoktur. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3'ün olduğu C seçeneğidir. Eğitimdir ki bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. Mustafa Kemal bu sözüyle eğitimde unsurlarından hangilerine vurgu yapmıştır? Varlık, nitelik, kalite.
Mustafa Kemal yukarıdaki cümlesinin tamamında hem bir toplumun varlığından hem toplumun niteliğinden yani özelliklerinden hem de kalitesinden bahsetmektedir. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3'ün olduğu D seçeneğidir. Maarif Kongresi'nde görüşülen konular mevcut okul, öğrenci ve öğretmen sayısı ile ilgili istatistiki bilgiler, okulların durumu, yarım kalanların yapımı, ziraat ve sanayi okullarının durumu, yabancı ve özel okulların kapatılması, ilk öğretim modelinin değiştirilmesi, yöreye ve ihtiyaca göre eğitim sisteminin belirlenmesi, ilk öğretimin 5 seneye çıkarılması, yerel üretim ile ilgili bilgiler ve bu bilgilere sahip uzman durumu. Buna göre Maarif Kongresi ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birincide mevcut eğitim imkanları belirlenmek istenmiştir. Elbette Maarif Kongresi'nin maddelerine baktığımız zaman yabancı ve özel okulların kapatılması mevcut durum. Aynı şekilde ilk öğretimin 5 seneye çıkartılması yine mevcut durumla alakalıdır. Aradığımız cevap arasında 1 olmalıdır. 2'de ziraat ve sanayi okullarının kapatılması amaçlanmıştır. Tam tersine ziraat ve sanayi okullarının durumu görüşülüp geliştirilmesinden ifade etmekte 2 cevaplarım arasında olmayacak. 3'te bölgesel koşullara göre eğitimin içeriği belirlenmeye çalışılmıştır. Yaşanılan bölgeye göre yerel üretim ile ilgili bilgiler aynı zamanda yöresel olarak eğitim sisteminin belirlenmesi, ihtiyaca göre şekillenmesi de yine ifade edilmiştir. O zaman sorumuzun cevabı 1 ve 3'ün olduğu C seçeneğidir. Mustafa Kemal, kongrenin açılışında şöyle bir konuşma yapmıştır. Saygıdeğer hanımlar, efendiler. Bugün Ankara, Milli Türkiye'nin marif eğitimini kuracak olan Türkiye Kadın ve Erkek Öğretmenler Kongresi'nin burada toplanmasıyla övünmektedir. Milletimizin temiz karakteri yetenek ile doludur. Ancak bu doğal yeteneği ortaya çıkarabilecek yöntemlerle donatılmış vatandaşlar gereklidir. Bu görevde sizlere düşüyor. Mustafa Kemal'in 1921'de Maarif Kongresi'nde yaptığı bu konuşmadan yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Öğretmen sayısının artırılması gerekmektedir. Metnimizin tamamına baktığım zaman öğretmen sayısının artırılmasıyla alakalı bir durum söz konusu değil. Sadece yeteneklerin ortaya çıkartılması, öğretmenlerin yapabileceği işlerin ifade edilmesi var metinde. O zaman bir cevaplarım arasında olmayacak. 2'de Eğitim Kongresi Ankara için övünç kaynağıdır. Elbette bugün Ankara, Milli Türkiye'nin marif eğitimini kuracak olan Türkiye Kadın ve Erkek Öğretmenler Kongresi'nin burada toplanmasıyla övünmektedir diyor zaten. 2 cevaplarım arasında olmalı. 3. Yetenekleri ortaya çıkarmak öğretmenlerin görevidir. Elbette milletimizin temiz karakteri yetenek ile doludur. Bunları da öğretmenlerin çıkartacağını ifade eder. Sorumuzun cevabı 2 ve 3'ün olduğu C seçeneğidir.